Allah'ım sana hayırları vesile yap, nasip eyle. Amin. Softbox'ımız inşallah ışıklardı böyle, yüzlerimize böyle pırıl pırıl parlasın. Nur indi yüzümüze. Ya Rabbi alemin. Amin. Evet arkadaşlar, Alabarda'ya tekrardan hoş geldiniz. Yeni sezon diyelim. Hani bu sezon mantığı artık YouTube'da da var bildiğiniz üzere. Yazın tatile gittik bilmem. Daha doğrusu ben gittim. Bunlar gidemedi, o ayrı konu ama. Ben gittim mi Alabarda tatile girmiş oluyor zaten. Çünkü her şeyini ben yapıyorum. Ama olsun, geldik buradayız. 3 haftadır hani 2-3 videoyla idare ettik sizi. Kusura bakmayın ama yeni videolarla hızlı bir şekilde karşınıza çıkacağız. İnşallah ya Rabbim. Kısmet. Ne yaptın 3 hafta? Abi ne bileyim ya, geçti işte bir şekilde. Özledin mi çekimleri? Özledim valla, özlemez miyim ya. Önümüzdeki hafta da ben tatile gidiyorum bu arada. Yani hadi bir de o var ama siz çekin bir, yani normal şey devam edin. Yok lan, önümüzdeki hafta ben de olmalı, kirişi kırar. Bence sen de kır. Yo, sıçarım, bu hafta çektiklerimizi ya. Yollayalım. Yok ha, onu tamam. Yap bunu yap bilmem ne yani, ben de artık. Abi ben kışı geçiremem. Aynen mı? Geçmez. Geçmez. Bak, ben sana yani söyleyeyim, ben hani tatil falan yapmazsam, bu kafayı dağıtmazsam, hayırlısı ben Kasım ortası gibi, tamam mı? Hani yakarım ben, evet. Balata sıyrılmaya başlarım. Ömür boyu tatili Bakırköy'de. Aynen, hayırlısıyla. Bir koku geliyor lan baba. Ara sen osurdun, balatalar mı yanıyor? Ben ya onu döner. Hani sen osurduysan sıkıntı yok. Balatalar yok, yanıyorsa nereye gideceksin tatili? Kötü. Vallahi o bile belli değil ya işte. Bakacağız. İşte gel lan adaya gidelim, Bozcaada'ya. Ya Bozcaada bok gibi oğlum. Hiç sen oraya gideceksin belli. Yok. Ne? Ne? Nasıl Bozcaada milliyetçisi adam ya? Yemin ediyorum. Evet ya. Yemin ediyorum. Bozcaada milli, oranın lordu sanki ya. Vallahi billahi. Hadi ya gel adaya ya gidelim. Nereye? Marmara Adası var. Başka hiçbir ada gelmiyor aklına. Direkt Bozcaada yani. Ya Gökçeada'ya gidebiliriz. Ama Bozcaada iyi ya işte. Yok ya. Üzüm bağları falan var. Meyhaneleri güzel. Ya bakarız be oğlum. Vallahi bakarız. Vallahi gel gidelim işte ya. Olur vallahi. Denizine girilebiliyor mu? A giriliyor. Şaşırıyor ya. Ya yok abi, o denize girilmiyor. Bak abi bir giriyorsa öyle bir soğuk var ki hani böyle şey, düğme gibi oluyor yani. Yani. İşte o yüzden zaten istemem ya. Şimdi gireceğim bir de üşüyeceğim. Eylül ayında gidiyoruz zaten. Akşam karanlığında artık. Bir şey olmaz lan. Fıstık şey gibi. Olur olur. Neyse. Ne diyorduk? Bir şey demiyorduk. Tatilden evet, yani konuşuyorduk. Aynen, tatil konuşuyoruz bu şimdi. Aynen, ya ne aynen bileyim abi, işte tatili daha çıkamadım ki. Yaz bitti, ben daha çıkacağım inşallah. Vallahi ben gittim geldim. Kafa dinleme. Sen ama nereye benim gitmiştin? Benim sevdiğim tatil zaten kafa dinleme olduğu benimki için. Benimki de öyle canım zaten. Ben Marmara Adası'na gittim. O yandı ya hatta geçen. Ha. Ha. Abi i̇şte, çok kötü yanmış. Ben de otundan şüphelendim yani, dedim yine. Yok ben gitmeden yandı o. Mangal öncesi bir atım. Ondan aldım sonra zaten otelde kaldım. İbrahim Tatlıses değilim, mangal yapayım otelde. Ama sadece otelde yandım. Çıkıp yoruyorum otelin içinde, mangal yapıyorum de balkonda. Saçma sapan. Ya ben sana o potansiyeli görüyorum ama. Ha bak, arkadaşım İbrahim Tatlıses'in eski evine yerleşmişlerdi. Bir şekilde ailesiyle o evi almışlar. Ev çiğ köfte kokuyor. Ev çiğ köfte kokmasını bırak. Şimdi asma kat var. Tavada çiğ köfteler var. Evet, tavada çiğ köfteler var ama ev asma kat, tamam mı? Yani aslına tamam bakarsan iki katı, zemin kattan en üst katı görebiliyorsun. İkinci tamam, katı. Tamam. Loft tarzı bir şey. Ha, loft tarzı bir şey. Abi arkadaşım dedi ki ya bak dedi, şuradaki lekeyi ne yaptıysak geçiremedik dedi. Kafeyi bir kaldırdık. Ya baya bir 10 metrelik falan, tamam 10 metre yüksekliğinde orada böyle şeyler var, tamam mı? Böyle kahverengi kahverengi lekeler var. Baba yapmış yapmış, yapıştırmış tavana, tamam mı? Diyor ki boyadık diyor. Dur. Boyadık diyor. Burayı kesmeyin lan. Uçak geçiyor kalsın abi yani. Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Arkadan uçak geçir. Allah aşkına sen. Aynen lan, yeşil perde yeşil. Bekleyin o geçsin. Bir şey vardı ya, Cem Yılmaz'ın uçak aldı haberi. Evet. Tamam, Cem Yılmaz'ın fotoğrafı uçak geçiyor. Bildiğin onun gibi. Abi ne diyorduk ha? Abi badana yaptık diyor. Hatta Vecihi'nin uçak görüntüsü var ya. Yok lan, 737 geçecek. Yok yok yapacağım. Yok lan, baya baya. Bence Vecihi'yi koy, daha eğlenceli. Bakarız ona. Dur şimdi. Süpermen koyacağım amına koyayım ben de yani. Abi badana yapmışlar. Evet. Yememiş. Alçıpanla kapatmışlar. Diyor ki güneş vuruyor diyor, tekrar diyor çıkıyor, tamam mı? Artık duvarı nasıl yaktıysa, orayı nasıl işlediyse. Abi yani yakar. Baharat. Baharat hazmuz değil yani. Diyor ki zaten geldiğimizde diyor orada lekeler vardı, durmuş böyle hani yapışkanı sökmezsin duvarda kalır ya. Bu da aynı abi. Bütün o şey böyle çiğ köfte orada kalmış. Artık kaç yıl kaldıysa şeydeydi, hem de Bahçeşehir'deydi. Böyle o lüks 2-3 katlı evlerde. Bahçeşehir'de Allah Allah. Bahçeşehir'de bu ilk böyle giderken yolda gelirken sağ tarafta kalıyor böyle. O viyadük gibi bir yer var. Daha böyle dağ köşesi şey. Tam işte hep dağ zaten. Dağ tepe oralarda. Oralardan bir yerde abi işte böyle baya baya geçirememişlerdi. Hatta onu görüp biz de çiğ köfte yaptık.
O gün yani. Ne güzel ya. Aynen, ben Apple'yi teklif ettim de yemedi. Aa, o değil de oğlum ben dondurma yaptım lan. Şahane oldu biliyor musun? Harbi mi? Harbi diyorum. O senin grisini dediğin ama mi? Şey bir dakika. Yok, normal grisini... dondurma mı yoksa şey mi? Sorbe mi? Yok dondurma dondurma. He bayağı dondurma. Seda yapmıştı ya, Seda gibi işte böyle şey, hatta Ben Mari falan yaptım. Ben Mari de onun böyle kaynattığı falan. Şey, kaymaklı dondurma yaptım. Bademleri de içine koydum. Birazcık fazla badem atmışım. Arkadaşlar Instagram hesabımızı ve şahsi hesaplarımızı takip ederseniz Eren'in hikayelerinde yaptığı yemekler, dondurmalar vesaire bol bol görürsünüz yani. Haberiniz olsun. Onu daha bir şey yapmadım ya. Daha acemisiyim diye paylaşmadım. Tarifini tam oturtayım. Ama şunu söyleyeyim. Hafta sonları et yemeklerini paylaşıyor. Nusret'e çakar yani o derece. Yani Nusret kim ya? Eren Atalacı. Olay et. İşte bir artistliklerini yapıyor. Eren Atala eti. İlla böyle etli olacak evet, gibi. Et iş dükkanı açmış. Oğlum ben bugün şey gördüm tabela. Evet. Bayağı yani evet. Boku çıktı. Hani... Abi niye ya? Niye? Escort sitesi tamam. Ay çok iyi. Çok iyiydi lan. Yemin ediyorum çok iyiydi. Ya çalmayın bizim fikrimiz. E-ticaret sitesi. tamam.com. Abi çok iyi lan. Cif yapmıyorum. Kondom şart. Yalnızca elit beyler. Elit beyler. Şey. Tabii, önce şey CV yüklüyorsun CV ile beraber. Abi şey tanıtım yüzümüz Burak Özçivit. Elit beyler. O çıkıyor ya böyle sararda manarda filan böyle. Evet. Abi ya. Oğlum nereden geldik buraya? Ne bileyim oğlum. Mevzusu boku çıktı. Konu yok dedik girdik iyice saçmalık ha. Burada bitirdim bence de konuya başlayalım. Post 42'nin bomboş videoları gibi oldu ha. Evet ya. Yani sonra bize de içerik çaldı diyecekler ondan sonra. Enes Batur'a deyip duruyorlar ya. Ne bileyim ya çalıyordur kesin. Kesin değil birebir çalmış ha, her saniyesine mi? Kadar yani. Valla. Birebir kopyalamış. Aynen. Helal olsun. Davalar yıllarca, falan. Yıllarca Teoman öyle ünlü oldu. Yedi hepimiz rakçı. Neyse. Geyiğimiz bitti. Evet işte bir şey çıkmıyor işte. Ben onu hissettiğim de ondan dedim. Ya. Yok lan yok. Çıkar birazdan işte. Galatasaray'da Falcao'yu almış. Falcao. Sakat diyorlar. Sakat. Abi vallahi. Van Persie gibi olacak. Beyler linç yiyeceğim şu an. Ha. Muhtemelen ama... Yani 100 bin lirin tek bir adamın peşine bu kadar havalimanlarında koşu olması beni rahatsız ediyor. Ya. Bu hangi takımda olduğu önemi yok. Beşiktaş'ta da zamanında gittiler ettiler falan. Ya milletin büyüğünün peşine giden bizdeki küçükler yani başka bir bok değil. Evet. Bu senin küçüklüğünü gösteriyor benim gözümde. Abi bir de şey ben çok kitleniyorum ya hakikaten şimdi böyle ya adamların binler... yapacak şeyi yok. Yok işte. Ya abi bak ama bak inandığın şey mesele şöyle çok enteresan. Şimdi memleketin şunu çok merak ediyorum. Memleketin hemen hemen her yerinde yolsuzluk var. Hemen hemen her yerinde adam kayırma, hile, hurda her şey var. Evet. Ve bunlar böyle dönem dönem ayyuka çıkıyor, biliyoruz, ediyoruz evet. Falan. Ama söz konusu futbol olunca birden adamlar öyle bir şövalye, öyle bir onur, gurur kisvesi altında saklıyor ki. Ya şöyle bir şey var. Ya memleketin her yeri bombok ama futbola gelince abi yok yapmıyoruz. Bak bir şike şey söyleyeceğim. Kesinlikle onuruma yediremem filan. Bu büyük camia, bu büyük forma. Ya abi aynı şey işte bizim dinle de alakalı. Çok basit yani. Her türlü boku yiyorsun, şey yapıyorsun. Ya bir yerde bir yazı vardı mesela. Hani zina yapar, gusülsüz gezmez. Hı-hı. Hani sürekli içer işte Ramazan'da ama Ali Kıran baş kesen olur evet, falan filan. Ama örnekleri gibi. Var. Yani işte yakalanıyorlar. Aynı şey ama bizim hayatımız yani aldığımız nefes böyle. Evet ama bak yakalanıyorlar. Mesela şimdi birine bakıyorsun öbürü jet ski'ye biniyor bir bakıyorsun işte Ahmet Hoca jet ski'ye bindi BMW'de yakalandı falan. Bırak oğlum devletin sikisini öyle alıyorsun biniyorsun. Öbürü başka bir bakıyor yakalanıyor ne bileyim taciz ediyor çocuk tacizi bilmem ne denkleşiyor bir şekilde bulunuyor. Ama memlekette abi şike bir şey söyleyeyim sana. Şey bitti bak, bütün olaylar bitti söyleyeyim. Abi. Şöyle söyleyeyim hani en azından hani din falan hani veya ahlak kurallarıyla alakalı hani dini de ahlak kuralı olarak bakıyorum da söylüyorum sana. Bizim memlekette şey hani böyle günahkar olanlar tamam mı hani ahlaksız görünenler daha hani kendi yollarında daha emin adımlarla yürüyor. Yani en azından orasını biliyorum daha az yanar döner insanlar. Yani mesela örnek. Rakıya zam yapıyorlar adam gene rakı içmeye devam ediyor. Geçen bir tane sokak röportajı sigaraya zam gördünüz yapıyorlar mi? Gene şey yapıyor. Camiler diyelim hadi mesela giriş 1 lira. Tamam mı? Hani sabah namazını kılacaksın 1 lira. Cuma namazları 5 lira. Turnike koyuyoruz. 5 lirayı veriyorsun, giriyorsun. Bak bakalım kaç tane Müslüman kalır. İmamın hikayesi var ya 2 rekat namaz kıldırınca hemen Müslüman mı olduk diye. Var yok şey kanlı bıçak hikayesi. Aynen öyle. Yok abi bak ben sana söyleyeyim Müslüman kalmaz. Yani bir tane sokak röportajı var. Gördün mü onu? Son meşhur oldu. Adam diyor ki
Erdoğan diyor, yaptın rakıya zam mı diyor. Uyuşturucuya başladım ben diyor. İzledin mi bunu? Yok izlemedim. Abi o görmen lazım. Millet öyle bonzai işte. Evet. Abi evet bonzai bu dönemde başlamıştı. Rakıyı uçurdun, sigarayı pahalılaştırdın, uyuşturucuya başladım ben diyor. Bu yüzden. Evet. Niyeti de vardı biraz abi. Tabii canım o ayrı konuda yani. Hani abartı evet. Noktasında bu var. Ama biz geyik yaparken gene böyle kayıyoruz ya siyasete işte. Bu da alabarda. Aynen bu bizim olayımız bu hacı. Mevzu bir noktadan sonra ama bizim hep geyiklerimiz de böyle oldu. Bir yerden sonra böyle ciddiye bağlı yani hep öyle oldu farkındaysan. Evet. Oyuna böyle başladık gidiyor. Zaten biz. Kesinlikle aynen. Ama yani ciddiye bağlamadan da olmuyor. Ha bu arada bir şey diyeceğim. Bu Falcao mevzu ve işte gündem münden muhabbeti vardı. Geçen gün şey vardı gene Fatih Altaylı işte Celal Şengör. Ya o sırada şey var mesela işte diyor ki Celal Şengör'e Fatih Altaylı diyor. Abi haberin var mı diyor. Lise müfredatından coğrafyayı kaldırıyorlar dedi. Şok oldular bak. Ve gerçekten de böyle bir durum var şu an. Coğrafya yani? Seçmeli derse geçiyor. Kimse seçmez ki. Dur evet. Bir saniye. Göksel Bozdan intikamı. Öğrencilerin Göksel Bozdan intikamı net. Yani. Celal Şengör'ün o sırada canlı yayındaki tepkisini söylüyorum. Bunu hangi gerizekalı yaptı diye. Evet tabii. Fatih Altaylı da şey dedi. Ya gerizekalı deyip hakaret etmeyelim ama engellilere. Bunu yapanın beyni yoktur zaten abi, falan gibi bir laf etti yani inanılmaz ama sonra şöyle devam etti ama öyle deme diyor Falcao geldi gündem değişti bak hiçbir şey yok hiçbir sorun yok mis gibi ortam. Abi bir şey söyleyeceğim coğrafya kaderdir diye boşuna demiyorlar ve bizim memleket anlamı memleketçe bir şeyleri anlayamayışımızın genel anlamıyla bütün dünya bize karşı zannedişimizin temel sebebi coğrafi bilgimizin olmayışı ya Yunanistan'ı Danimarka'yı komşu zanneden Yunanistan'da Danimarka'yı komşu zanneden müftü var. Ama ben sana şimdi kim olduğunu girmeyeceğim. Nerenin müftüsü şey olduğunu girmeyeceğim ama ufak çaplı bir müftü değil. Bir değil il müftüsü yani. Örnek aldıkları devlet neresi? Bizimkilerin. Ya Finlandiya. Amerika. Abi. Hayır Amerika. Amerikalıların da büyük sorunu bir şey söyleyeyim. Evet. Amerikan eğitim sisteminde coğrafya dersi yok. Evet. Bilmezler o yüzden. Evet. O yüzden de Amerika'nın başında şu an coğrafya bilmeyen bir adam var. Evet, adam diyor ki Danimarka'dan Grönland'ı satın alayım ben. Bu kafayla da devam edersen yani çok, çok iyiydi ya. Şey, çok komik ya. Danimarka'da açıklaması hayır, çok Danimarka başbakanı dedi ki ya yürü git dedi manyak mısın dedi. O da ben de gelmiyorum Danimarka'ya dedi. Yani saçmalama bak. Böyle bir adam Amerika'yı yönetiyor işte. Abi şeyde Amerikalıların zaten coğrafya bilgisayarı da yıllardan beri dalga geçerler. Bu arada böyle yönetim dedik de arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videoda yönetimde yapay zeka olursa veya olur mu? Olursa ne olur gibi bir tartışmamız var. O yüzden abone olun, bizi beklemeye devam edin. Hoşçakalın.